Kıl testere ve ahşap atölyemize hoş geldiniz. Öncelikle atölyemizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Burada biraz yapacağımız işi tanıtalım. Ahşap atölyemizde bir matkap, bir de kıl testere, bir de yapacağımız iş ve ahşabı seçiyoruz. Seçtikten sonra İşleyeceğimiz parçayı ahşaba yapıştırıyoruz. Önce çizimini yapıyoruz. İşleyeceğimiz hangi figürü veya hangi parçayı belirledikten sonra çizimine geçiyoruz. Tabii işleyeceğimiz parçanın ana çizimi nasıl ne kadar iyi olursa sonuçta iş parçamız da o kadar iyi olur. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? Bunu 1980'de başladık. 1980 yılından itibaren yapmaktayız. Öncelikle küçük objelerle başladık. Bayan ağırlıklı. Küçük takı ve ceyiz setleri, gaz lambalı, şimdi bibloluk olarak işliyoruz. Kalemlik. Daha sonra isimlik, masa isimliliği derken 1995-96 yılında hat sanatına başladık. Küçük çaplı işlemelerle bu seviyeye geldik. Zaten Türkiye'de az sayıda el işi kaldı. Çoğunlukla CNC'ye döndü. Fakat CNC tabii böyle küçük parçaları net işlemez. Bizimki biraz daha nezih, biraz daha düzgün, biraz daha işimiz güzel olduğunu tahmin ediyoruz. İlk hobi olarak mı başladınız? İlk hobi olarak başladık. İlk yaptığımız eserlerimiz o karşıda 1980. Bunlar 1980 yılında yapılmış ilk eserlerimiz. Sonra biraz daha profesyonelce uğraşmaya başladık. Yurt içi sergilerine ve Seydişehir'de sergilere katıldık. Yaklaşık 5 büyük sergi açtık. Toplam iş adedimiz, tablo adedimiz 60-70 olan, her sergide 60-70 olan 5 tane sergi açtık. 3'ü Seydişehir'de. Biri Alanya'da, biri de Ankara Ato'da olmak üzere. Güzel şeyler yaptık. Ses geldi. Hem hobi, hem sonradan daha profesyonelce bir sanatla uğraşımız oldu. Çırak yetişti mi hiç? Maalesef gençler geliyor. Önce bu yaptığımız tabloyu kaça satarız diyorlar. Yani yapmaktan öte ne kadar para kazandığı ile meşgul olduğu için çıraklığa heves eden yok. Ama şu anda bir üniversite öğrencimiz, bir de polis kardeşimiz var. Onlar uğraşıyorlar. Evet, çizimimiz bitti. Şimdi iş parçamızı çıkarıyoruz.
Şayet yeni başladıysak keseceğimiz yerleri işaretlememiz lazım. Değilse karışıyor, nereyi kesip nereyi kesemeyeceğimizi unutuyoruz. Aslen nerelisiniz, ne zaman doğdunuz? Kendinizden bahsedin biraz. 1962 yılı Seydişehir doğumluyum. İlkokul, ortaokul, lise burada geçti. Daha sonra yüksekokulu Burdur'da bitirdik. Tekrar geldik. 30 yıllık da bir belediyede çalışma hayatımız var. İki kızımız, bir damadımız var. Onlarla güzel, hoşça vakit geçiriyoruz. Emekli olduk. Emeklilikte de bu atölyeyi açtık. Hem kendimiz zaman geçiriyoruz, hem de bir şeyler ortaya çıkarıyoruz. Şimdi iş parçamızı testerenin gireceği şekilde delmemiz lazım. Gerekli yerlerden deldik iş parçamızı. Bundan sonrası artık beyin, el, göz ve testerenin ahşapla dansına geçeceğiz. Kıl testeremizi delikten katıp tam gerdiriyoruz ve dik bir şekilde çalışmaya başlıyoruz. Çalışırken konuşamıyoruz çünkü çıkan talaşları üflememiz lazım. Değilse çizgiyi kaçırıyoruz. Tabii yeni başlayan arkadaşlara böyle kolay gibi gelir ama ilk başladığımız yıllarda günde yaklaşık bu gördüğünüz testereden 15-20 adet kırıyorduk. Testerenin tutma açısı çok önemli. Devamlı iş parçasına dik olacak şekilde çalışmamız lazım. Neyse yataya geçince testere kırma yapıyor. İşlediğimiz kaplan motifinin %98'i bitti. Az bir çıkmayan yerler var. Evet, çıkmayan yerlerin, tutan yer parçalarını da kopardıktan sonra %100'ü zımparalanır hale gelecek. Tabii en önemlisi kırmadan çıkarmak. Kırarsak bütün yaptığımız iş boşa gidiyor. Onun için acele etmeden iş parçasını çıkarmamız lazım.
Evet. Gördüğünüz gibi yıkırımız hazır. Nasıl oldu? Fena olmadı. Evet, şimdi en önemli konulardan biri de zımpara. Çünkü zımpara yaparken %90 şöyle ince parçalar kırılmak daha hassas olduğu için kırılabiliyor. Onun için nazik bir şekilde fazla zorlamadan çocuk sever gibi, çocuk bakımı gibi yavaş yavaş zımparalıyoruz. Zımparasını tamamladığımız parçayı iki şekilde tasarı yapacağız. Ya tablo haline getireceğiz veya doğal ahşap kullanarak daha doğal görünüm sağlayacağız. Ben hayvan motiflerinde daha çok tablo değil, doğal motif kullanıyorum. Onun için ceviz tercih ediyoruz. Bu çok güzel bir ceviz parçamız. Masif, orijinal. Bakıyoruz hangi yüzüne daha kolay gider. Tasarımını yaptıktan sonra böyle küçük geldi. Evet. Şöyle güzel olacak. Alt parçamızın da gerekli kesimi oval şekilde yapıldıktan sonra verniğe hazır hale gelecek. Ya tik yağı kullanacağız. Eğer çocuk odalarına asacaksak bu tablomuzu, tik yağı kullanmamız gerekli. Çünkü çocuk odaları kimyasala müsait değil. Yok, salona veya oturma odamıza kullanacaksak normal vernik kullanabiliriz. İş parçamızın %99 hali bitti. Şimdi tik yağı birinci kata attık. İkinci kata atacağız. Vernik kullanmadık. %90 veya daha büyük bir ihtimalle bu çocuk odalarına güzel olacağını düşündük. Onun için tik yağı kullanıyoruz. Tik yağının en güzel tarafı ahşapta damarları ortaya çıkarması. Bu orijinal bir ceviz olduğu için damarları ancak tik yağı ortaya çıkarıyor. O da tabii zevk değişir ama benim çok hoşuma gidiyor. Ahşabın damarlı olması. Tik yağımız bitti. Uygulamasını bitirdik. Ondan sonra sıra şimdi imzamıza geldi. Her eserimizin altına mümkün olduğu kadar imzamızı atıyoruz. Bu imza hat sanatı mı? Yok, bu Elbi. Soy ismimiz. Soy ismimiz Elbi. Evet. Evet, tablomuz kuruduktan sonra çocuk odalarına veya kendi yatak odamıza veya salonumuza hazır hale gelmiştir. (Gülüyor)
Bu tablomuzda çok severek işlediğimiz bir Türk bayrağı motifli yıldızı besmele, hilal-i kelime-i tevhid olan, ikisinde de ekleme, kırılma olmayan, tüm parçadan çıkma yekpare eserimiz var. Bunlar sergiye hazırlıyoruz. Bakalım artık nerede nasip olur sergimiz. Bu da değişik bir çalışmamız oldu. 8 tane küfe yazıyla ama Türkçe, Allah olarak. Bu da değişik bir çalışmamız. Sergi dediniz, şehir dışındaki sergilere de gidiyorsunuz değil mi? İnşallah yapabilirsek İstanbul'da açmayı düşünüyorum. İstanbul'a ayarlayabilirsek, Ankara'ya ayarlayabilirsek. Bu da değişik, hoşlandığım bir çalışma oldu. Umduğumdan da güzel bir eser ortaya çıktı. Anne ve bebeği. Peki bunlar da bitik yağıyla daha iyi bir şey. Tabii bunlar verniklenecek. Ondan sonra çerçeve olacak. Daha işimiz yok. Bu da anne ve aynı bebeği. Satış yapıyor musunuz? Vallahi şöyle satış, istediğim değeri veren olursa satarız tabii ama maalesef Seydişehir'de istediğimiz değeri, bu emeği veren çok az kişi. Örneğin şu çalışmamız yaklaşık 2 aylık bir çalışmamız. Bu da tümden, tüm parçadan oyma, ekleme yok. Ekleme olmadığı için tabii zor. Şunu ayrı işlesen, şunları ayrı ayrı toplasan bir haftada biter ama tüm parça olunca kırılmaması için 2 aylık bir çalışmamız. Elinize sağlık. Ama değerini veren olursa satarız, veren olmazsa dursun diyorum. Bu bizim kendi çocuğumuz gibi artık, göz bebeğimiz. Çeşitli tablolarımız var. Şöyle bunlara kenar süsü eklenecek. Süsler eklendikten sonra verniklenecek. Verniklendikten sonra çerçeveye götüreceğiz. Başta da konuşmuştuk. Biraz daha kendinizden bahseder misiniz? Doğma büyüme Seydişehirliyim. Önce de bahsettiğimiz gibi 1962 yılı doğumluyuz. Epey hayatta yol almış oldum. Tabii ben boş durmayı sevmiyorum. Biraz da yapı olarak galiba. Liseyi bitirince bir yıl üniversiteyi kazanamayınca boşluk oldu. Ne yapalım ne yapalım? Bir matkap, bir de kıl testereyle küçük objeler yaparak bu mesleğe devam ettik. Tabii bu ahşabın kokusunu sevdiğim için hiçbir zaman kopmadık. Üniversiteyi bitirdim, belediyeye girdim, evlendim derken haliyle tabii bir 30-40 yıl geçti. Ama yine de o esnada eşim ve kızıma, kızlara teşekkür ederim. Evde bana çalışma imkanı sağladılar. Bu masayı ve tahtaları odadan odaya taşırken epey bir sanat icra ettik. Daha sonra hat sanatına başladık. Bir yerde hattatların sergisini görmüştüm. İşler miyiz, işleriz. O günden bugüne tablo işlemekteyim. Şuna inanıyorum ki her insanın bir hobisi olması lazım. Yani illa böyle sanat olarak değil. Her şeye bir hobi. Balıkçılık da hobi, avcılık da hobi. Yani bir hobi olursa insan daha zinde olur, daha hayata bağlı olur. Gençliğinizi buna borçlusunuz. Biraz da insanlarla uğraşmıyorsun, bu iş de unutturuyor insanları. Dedikodu olmuyor. O yönden karlıyız.
stres az, hatta cama yazmamız lazım. Dışarıdan stres getirmek yasaktır diye. Daha önce evde çalışıyordum dediniz. Hanımınız kızmıyor muydu? Toz, sonuçta ahşap toz çıkar patlıyor malzeme. Tabii, sağ olsunlar, onların sayesinde bu kadar eser ürettik. Kışın tabii zaman uzun olunca evde odadan odaya geziyorduk. Sağ olsunlar hem temizliğe hem çizime yardım ediyorlardı. Yaklaşık 300-350'ye yakın bir eser ortaya koyduk bu 30 yılda. Bir de sergilerdeki koleksiyonumuzda sergiye çıkarken ki aynı koleksiyonla çıkmıyorduk. O yönden 300-350 değişik eser ortaya koyduk. Bu eserlerimizi çeşitli sergilerde değerlendirdik. Alanya El Sanatları Fuarı'na gidiyoruz eşimle. Tabii orada biraz rağbet yok ama tablolarımızın maddi değeri yüksek olduğu için satış yapamıyoruz ama geziyoruz, diğer sanatçı arkadaşlarla tanışıyoruz. Bizi mutlu eden o. Bu pandemi sürecinde bir faydası oldu mu size bu işin? Tabii, atölyeye kurduk. Terasa kurduk bu teşkilatı. Orada da çalıştık. Barış Manço'nun çok güzel eseri vardı. Onu yaptık. Ondan sonra 6-7 daha eser yaptık pandemide. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yeriniz tam olarak neresi? Seydişehir, Konya'da? Çarşı Meydanı dediğimiz Seyit Harun Camisi'nin civarında merkezi bir yerdeyiz. Bulması kolay. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Sanatseverleri. Teşekkür ederiz.